Hayır, anlatamıyorum galiba. Her şeyi o İfo denilen cadı var ya, o organize ediyor. Yoksa Aslı'nın o Osman denilen mafyoz adamla ne işi olur? Salak mısın sen oğlum? Aslı zamanında seni de beğenmiş. Standardı çok düşük kızım. Ne demek baba o? Evladım, sen benim oğlumsun ama realiteyi konuşalım. Adam bir kere holding sahibi, sportmen, yakışıklı, multimilyoner. Senin neyin var? Fotoğraf makine. Ha! Yani. Çok acımasızsın baba. Ha pardon. Saymayı unuttum tabii. Bir de hafif bir midem var. Onu saymadım. Ya baba sen neden böylesin? Cem, adamın arabasını görmüyor musun? Bu salon büyüklüğünde arabası var. Senden iyi oğlum. Ben de kadın olsaydım onu tercih ederdim tabii. Yani. Ben çıkıyorum. Görüşürüz Biki. Güle güle honey bunny. Bülent, sen niye herkesle dalga geçiyorsun? Bırak ya gitsin sen. Söyle şimdi. Siz üçünüz nasılsınız? Üçümüz? Ben de bu konuyu seninle konuşmak istiyordum. Üçümüz derken ben, Cem ve bebeği kastediyorsun herhalde. Hamile değilim ama doktor... Yok yahu, ben sen ve ikizleri kastettim. Ay, bu apartmanda herkes alıngan ya. Girebilir miyim efendim? Zaten girdin. Ne var Cem? Sizinle Osman Koç Arslan'ın hakkında konuşmaya geldim efendim. Tabii siz tehlikenin farkında değilsiniz ama kendisi çok tehlikeli biri. Aslı'yı ondan uzak tutmanızı tavsiye edeceğim efendim. Ne sıfatla? Aslı'nın kocası sıfatıyla. Eski kocası demek istiyorsun herhalde. Biz daha boşanmadık. Boşanmadınızsa aşağıdaki kıza niye nişan yüzüğü verdin? Bir de çocuk yapacakmışsın. Evladım, git işine. Beni daha fazla sinirlendirme. Osman Koç Arslanlı mafya. İş adamı. Saldırgan biri. Gayet efendi bir adam. Belinden bu kadar silahla dolaşıyor. Kendini korumak için. Bana bak oğlum. Aslı'yı yeterince mutsuz ettin. Hak ettiği hayatı yıllarca ona sağlayamadın. Benim prenses kızımı mutsuz ettin. Artık gölge etme bence. Herkes kendi yoluna. Tabii siz adamın servetinden etkileniyorsunuz. Tehlikenin farkında bile değilsiniz. Ama ben Aslı'nın bu ilişkiye girmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sakınsa yap. Cesaretin varsa yap. Biz de Şahika ve Makbule ile birleştik. Her ne olursa olsun bu işin olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çık karşımıza hadi. Hodri meydan. Hodri meydan. Alo Aslı. Merhaba, ben Osman. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor her şey? Buyurun efendim. Ne arzu edersiniz? Kahve. Bugün aromalı kahvelerimize başladık efendim. Vanilya, çilek, portakal, mango. Aslı çok özür dilerim, diğer atı pardon. Efendim? Çikolata, mandalina, fındık ve en favorim olan badem aromalarımız var. Ya ver oradan bir kahve, ver. Sade olsun, kokusuz olsun, hadi ver. Bak, bana böyle hava atma, sert çıkarım canım. Beni az çok tanıyorsun. Hata yaparsan affetmem. Bak senin o ukalalığını alır, dört parçaya ayırırım ben. Ha tek parça kalmak istiyorsan, bana saygılı davranacaksın. Haddini bileceksin, şımarmayacaksın canım. Anlaşıldı mı? Buyurun efendim, kahveniz. İki kahve daha içerseniz bir dahaki sefere kampanyamız var. Hadi şimdi uza. Çok özür dilerim Aslı'cığım. Nasıl gidiyor? Kampanyamız dahilinde böylece bizden bir muffin kazanabilirsiniz. Kardeşim ne çene varmış sende? İstemiyorum muffin falan ya. Anneciğim de aradı sağ olsun. Bayramda bekliyoruz dedi. Ha, kim göndermiş? İş yerinden mi? Ben sana dedim gizli bir hayranındır diye. Rica ederim, özele falan gerek yok. Oo, merhaba canım. Aslı, şu anda karşımda Cem duruyor. Öyle dikiliyor, bilmem. Bizim Aslı mı o? Evet, selam söyleyeyim mi? Sen Aslı ile böyle mi konuşuyorsun?
Evet. Bir de o senden özür mü diliyor? Yazık. Nedir problem anlamadım canım. Yok yok bir şey. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum, dünyaya bak ya. Ya bu Cem biraz asabi bir tip herhalde. Koy. Onu koyma koyma, o pişmemiş. Bak şu pişmişlerden daha güzel kızarmışlardan. Tamam şimdi bir önce koyduğunu çıkar. Ya ver maşayı, ben seçeceğim. Ver ya, alayım maşayı. Maşa çok sıcak. Ha. Aa merhaba. Oo Aslı merhaba. Ulan Şahika ne antikasın be. Şahika mı? Ya aslında ben Şahika ile buluşacaktım ama mükemmel bir zamanlamayla seninle karşılaştık. Nasılsın? İyiyim vallahi, sen nasılsın? Fena değil. Keyfin yerinde, bir yaramazlık yok. Hani böyle gayipten gelen çiçekler, çikolatalar falan. Yok, onun iş yerinden bir arkadaş yollamış. Öyle olmuş o çiçek şeyi. Kestane yer misin? Kestane alıyorum. Yerim valla. Tamam. Onu çıkarın ama. Ha şu pişmişlerden. Hayır, ben bir maşayı... Ah! Ah! Çok mu fena? Ay çok yandı ya. Ne? Yürü, yürü, yürü. Ah, nereye? Yürü, yürü. Ah! Abi bu ne ya? Abi zorbaya bak ya. Tutmuş kolundan kızı gündüz vakti. Abi ya şehir eşkıyası bu herif ya. Ben de diyorum nereye koşuyoruz, paldır küldür kolumdan tuttu. Ya şimdi kafeye gidip buzlu su istesek uzun sürecek. Hemen bakkala koşalım. Nasıl olsa kapısının önünde bir dondurma dolabı vardır. Sen de elini daldırır, rahatlarsın diye düşündüm. Yalnız adam bizi deli zannetti biliyorsun değil mi? Sen elini dondurmaya daldırmışsın. Adam çıkmış çeşitleri sayıyor, yazık. Yazık ya. Elin nasıl oldu? İyiyim iyiyim. Osman çok teşekkür ederim ilgin için. Gayet iyi, hiçbir şey yok. İyi. O zaman gidip bence bir şeyler içelim. Tamam, içelim. İyi, ben de hemen Şahika'yı arayayım, beklemesin. Tamam. Hayır, adam da söyledi aslında kestaneci. Dedi ki, dikkat edin bu maş... Ay! Oh! Ya inanmıyorum, iyi misin? Oh burnum. Ah gitti burnum. Teşekkür ederim çocuğum. Heh, kapatıver. Ay bu ne? Ay yok! Geçmiş olsun. Çok üzgünüm gerçekten. Osman Koç Aslanlı. Ay! Aslı! Aslı! Ay, ay efendim. Bak. Osman Bey göndermiş. Aa! Ay ne güzel ya. Sağ olsun. Ya. O kadar mahcup oldu ki çocuk. Halbuki bir şey de yapmadı. Böyle aynı anda eğilirken tok diye böyle kafa atmış gibi oldu bana. Ha, bir ara teşekkür etsen diyorum. Ederim ederim, tamam. Şimdi arasana. Ay ararım anne, bir ara. Ay Aslı! Ay öldürecek bu kız beni. Alo? Osman Bey? Ben İffet Sütçüoğlu. Evet. Ya anne aradım hemen ya. Ay, ay size de iyi bayramlar. Aslında Aslı arayacaktı da burnundan telefonu göremediği için ben şey yaptım. Burnundan nasıl göremiyorsam telefonu. Alo. Osman merhaba. Çok teşekkür ederim çiçekler için, çok naziksin. Geçmiş olsun Ecel de. Ya anne tamam. İyi iyi, burnumda bir şey yok zaten, doktor da söylemişti yani kırık falan yok, sadece biraz şiş. Bugün geldi anne. Elim de iyi, elim de iyi. Ya Osman ne olur özür dileyip durma Allah aşkına, hakikaten çok mahcup oldun. Oldu. Kapatma. Tamam söylerim ben de. Alo Osman Bey. Ay ne olur yani bu kıza bir geçmiş olsun ziyaretine gelseniz, o kadar acısı var ki. Tabii hem bayram ziyareti de olurdu. Ya. Aa! Öyle mi? Ay çok sevindik, bu akşam bekleriz. Tabii tabii bekliyoruz. Ay çok sevindim. İyi günler. Biraz becerikli ol. Ha.
Merhaba, iyi bayramlar. İyi bayramlar, güle güle. Merak etmeyin efendim, oturacak değilim. Lütfen bir Aslı'yı çağırabilir misiniz? İki çift laf edeceğim de kendisiyle. Onu mahkemede edersin yavrum. Aşağıda nişanlını bekletme, sana da iyi bayramlar. Ah, merhaba Cem. İyi bayramlar. Aslı? Şu çorbanın altına bak da taşmasın yavrum. Ha tamam. Cem, nasıl olsa görüşürüz. Bizim biraz telaşımız var bugün. Güle güle evladım. Ne oldu Aslı'nın burnuna? Kaza, kaza. Önemli bir şey değil. Keşke evliyken bu kadar ilgilenseydin. Güle güle. Ne haber Cemil işte? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Makbule bir şey soracağım ben sana. Ay sorma Cemil işte lütfen ya. Akşama misafir var daha hiçbir şey hazır değil. Makbule. Bu Aslı'nın burnuna ne oldu? Osman Bey kafa atmış dediler. Ne? Ama istemeden olmuş. Zaten özür çiçeği falan da göndermiş. Ya hadi görüşürüz. Makbule bir dakika. Bu akşam gelen misafir Osman mı? Evet. Hadi iyi bayramlar. Ben de geleceğim lan o zaman bu akşam. Bakalım bir yüzleşelim bakalım şu Osman'la. Gücü Aslı'ya mı yetiyor? Maşallah, maşallah. Demek Osman Koçarslanlı da buradaymış. Sizleri daha fazla rahatsız etmeyeyim. Misafiriniz varmış. İyi bayramlar. Oh, iyi, iyi. İyi bayramlar Bülent Bey, iyi bayramlar. Çok şükür Allah'ım her şey doğru gidiyor. Geldin mi sen? Ha? Geldin mi sen? Bana bak eşkıya. Bu kızın peşini bırakacaksın. Anladın mı beni? Boğarım lan ben seni. Sıkarım lan boğazını. Bu kızı bir daha görmeyeceksin. Bu kızın peşini bırakacaksın. Anladın mı beni? Arkadaşım bak Aslı'yla biz... Osman Bey. Bir dakika. Cem. Bak evladım, biz bu konuları konuştuk seninle. Siz Aslı'yla ayrılıyorsunuz. Ve bu konu beni çok üzüyor. Çok, çok üzüyor. Bu kadar üzüyor ki. Bayram seyran demem, cinayet işlerim. Derhal evimden çık. Kızımı rahat bırak. Öldürürüm seni. Anlatabiliyor muyum?